Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre eğlenmek için gittiği barda havaya açılan ateş sonucu sırtından yaralanmıştı. O saldırgan tutuklandı. Silah ard arda patladı, barda bulunanlar panik oldu. Koşar adımlarla bardan kaçanlar arasında futbolcu Gökhan Töre de vardı. Gökhan Töre maç sonrası stres atmak için bara gitmişti. Sabaha kadar açık olan barda saatler sabah 7'yi gösterdiğinde bir anda silah sesi geldi. 21 Nisan'da Beşiktaş'ta milli futbolcu Gökhan Töre 5 arkadaşıyla birlikte Zincirlikuyu'da arkamda gördüğünüz bu barda eğleniyordu. Yan masada oturan bir kişi kadın arkadaşıyla tartışmaya girdi ve tartışmadan sonra belinden çıkarttığı tabancayla havaya 2-3 el ateş etti. O sırada bardakiler panik halinde yere eğildi. Yaşanan kargaşadan sonra Gökhan Töre'nin sırtı kanlar içerisinde kalmıştı. Çünkü tavandan seken mermi milli futbolcunun sırtına isabet etmişti. Gökhan Töre hızla merdivenlere çıktı ve ardından hastaneye kaldırıldı. Gökhan Töre bardan arkadaşlarıyla birlikte çıkarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yaralanan Gökhan Töre'nin gömleğinde saldırının izleri vardı. Mermi sırtını sıyırmış olmasına rağmen kan kaybetmişti. Apar topar götürüldüğü hastanede müdahale edildi, sırtına dikiş atıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri havaya ateş açan şüpheli Korhan Bahadır'ı 14 ay sonra yakaladı. Olayı hatırlamadığını söyleyen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Burada gördünüz mü? Görmedim. Karanlık. Al arabaya.